Deri çatlakları günümüzde özellikle kadınları etkileyen, estetik olarak da görünüm bozukluğunu gidermek için birçok farklı tedavi şekli geliştirilen, yaygın yaşanan bir sorundur. Peki ciltte oluşan bu çatlaklar neden oluşur? Hızlı kilo alıp verme. Kasları aniden ve aşırı geliştiren egzersizler. Ergenlik döneminde kas yapısının değişmesi. Gebelik. Hormonal değişimler. Doğum kontrol hapları, obezite, uzun süre kortizonlu krem veya hap kullanma, derinin hassas ve ince yapıda olması, Schwing sendromu, cilt yaralanmaları, vücuttaki su oranının yetersiz olması, genetik yatkınlık, bazı enfeksiyon hastalıkları, HIV, AIDS, tifo ve tüberküloz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı yöntemler, kronik karaciğer hastalıkları. Peki çatlak tedavisi nasıl yapılır? Bitkileri geçmeden önce tıbbi müdahale nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Yaygın bir problem olan çatlaklar, kilo alıp verme, gebelik, hormonal değişimler gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Çoğunlukla bel, kalça, bacak, karın, meme ve kollarda görülen çatlaklardır. İlk oluştuklarında kırmızı veya mor renkte olsa da zamanla beyazlarlar. Cilt yüzeyinde estetik olmayan görünüme yol açan bu enfeksiyon, kişinin giyim tarzının farklılaşmasına ve kendini mutsuz hissetmesine yol açar. Sıklıkla sorulan beyaz çatlaklar nasıl geçer ya da çatlak tedavisi nasıl yapılır sorusuna geçmeden önce deri çatlağı nedir sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Vücut çatlağı nedir? Tıp dilinde striya olarak tanımlanan deri yüzeyindeki çatlaklar, cildin dermis tabakasının aşırı gerilmesiyle oluşan deformasyonlardır. Dışarıdan çıplak gözle bakıldığında dahi rahatlıkla görülebilen vücut çatlakları, derinin incelmesi, zayıflaması ve yırtılması sonucu oluşur. Cilt yüzeyindeki çatlaklar ilk oluştuklarında kırmızı, mor renkte görünse de zaman zaman beyaz renge dönüşürler. Kırmızı ve mor arası renkte oluşan çatlaklar striya rubra olarak tanımlanır. Zaman geçtikçe rengi açılan ve beyaz çatlaklar olarak tanımlanan bu deformasyonlarsa striya alba'dır. Cilt renginden farklı olan çatlaklar çoğunlukla soluk bir renktedir. Vücut çatlakları ilk oluştuklarında çevre dokularda bir takım değişimler yaşanır. Peki deri çatlağı oluşumu nasıl engellenir? Vücut ağırlığını kontrol altında tutmanız gerekir. Aşırı kilo almak, vücutta çatlak oluşumuna yol açan önemli etkenlerden biri. Özellikle obezlerde bu çok fazla görülür. Aşırı egzersiz yapmaktan kaçının. Belirli bir bölgedeki kasların aşırı miktarda gelişmesine yol açan egzersiz türleri çatlak oluşumuna yol açar. Doğum kontrol ilaçları çatlaklara neden olur. Doğum kontrol hapları bazı kişilerde vücut çatlaklarına yol açar. Doğum kontrol haplarının kullanımı sonrasında vücutta çatlak oluşumu gözlenmesi durumunda hekime danışmanız mutlaka önem arz eder. Hormonal bozukluklar. Gebelik ve ergenlik döneminde yaşanan ani hormonal değişimlerin yanı sıra endokrin sisteminde var olan bozukluklar ve kişinin hormonal dengesini etkileyen hastalıklar da vücut çatlaklarına yol açar. Ve şimdi gelelim cilt çatlaklarını gideren tedavi yöntemlerine. Şeker. Çatlamış bölgede oluşan pulları dökmek için şeker kullanılır. Bunun için bir kaseye bir çorba kaşığı badem yağı ve aynı oranda Hindistan ceviz yağı koyun. Yarım çay bardağı şeker ilavesinden sonra bir tatlı kaşığı limon suyu ekleyin. Hazırlanan karışım çatlakların olduğu bölgeye masaj yaparak ovalayın. Yarım saat sonra cildi durulayın. Haftada bir defa yapmanız yeterli. Hyaluronik asit. Hyaluronik asit cildin kolajen üretmesine yardımcı olan bir proteindir. Hyaluronik serum ve kapsüller vücut çatlakları için etkili sonuçlar verir. Fırçalama. Lenf ve kan dolaşımı için kuru cilt fırçalama yapılır. Böylelikle toksinlerin atılması kolaylaştırılır. Ter ve yağ bezlerinin fonksiyonlarını iyileştirir. Ölü hücreler temizlendiğinden cilt lekesiz, pürüzsüz ve yumuşak olur. Hindistan ceviz yağı. Vücut çatlakları ve cilt hasarı için kullanılan Hindistan ceviz yağı, cildin görünümünde hızlıca bir iyileşme sağlar.
cilt yaralarını tedavi eder. Çatlakların üzerine sürülerek 15 dakika masaj yapılması tavsiye edilir. Patates. Patates suyunda bulunan mineral ve vitaminler hücre yenilenmesini destekler. Bunun için orta boyutta bir patates rendeleyip suyunu çıkartın. Suyunu kullanmak istemeyenler ince dilimler halinde keserek deri çatlağının üzerine koysun. Patates suyu da yine çatlaklara sürülüp 15 dakika bekledikten sonra durulanır. Zeytinyağı. Zeytinyağı cildi besleyen antioksidanlar bakımından çok zengindir. Deri çatlaklarını tedavi eder ve yeni oluşan katmanlara direnir. Çok sıcak olmadan ısıtılan zeytinyağı masaj yapılarak çatlak olan bölgelere sürülür. Bu sırada dairesel hareketler yapılmalı. Kan akışının da hızlanması sağlanır. Hastalanmış hücreler böylelikle onarılır. Kakao ve shea yağı. Kakao ve shea yağı deri tarafından çabuk emilebilen doğal yağlardır. Her ikisi de A ve E vitamini bulundurur. Bu nedenle cildi besler ve yumuşatırlar. Cilt esnekliğini artırır ve hücrelerin yenilenmesini sağlarlar. Kayısı. Vücut çatlakları için ihtiyaç oranında olgunlaşmış kayısılar ezilerek püre haline getirilir. Uygulanacak bölgeye masaj yapılarak sürülür. 20 dakika sonra durulanır. Etkili olması için 30 gün boyunca ve her gün atlamadan yapılması önemlidir. Bazelin. Tıkayıcı bir ajan olan bazelin, kuru cilde nemi hapseder ve iyileştirir. Cilt gerginliğini alır. Bazelinle 15 dakika boyunca çatlaklara masaj yapın. Uyumadan önce yapılması önemli. Elma sirkesi. Çatlak izleri ve lekeleri için elma sirkesi kullanın. Çatlak görünümünü azaltır. Yarım su bardağı elma sirkesi, 1,5 su bardağı suyu ilave edin, bir gece bekledikten sonra cam bir sprey şişesini alın ve çatlamış bölgeye püskürtün. 24 saat sonra duş alın ve nemlendirici sürün. Çatlak görünümünde iyileşme olana kadar her gün bunu yapın. Ve son tavsiyemiz limon ve kabartma tozu. Cilt çatlakları için bu ikili harika bir temizleyicidir. Cildi ölü derilerden arındırır ve çatlak izlerini giderir. 3 yemek kaşığı kabartma tozuna 3 tatlı kaşığı limon suyu ekleyin ve karıştırın. Katı krem formuna gelince cilde uygulayın. 20 dakika sonra iyice durulayın. Bu çözümü haftada 2 defa yapmanız yeterli. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.